Beşiktaş, Dinamo Kiev'le karşı karşıya gelecek deplasmanda Kiev'de saat 22.45'te. Nerede efendim? Duyamadım. Kiev'de. 22.45'te. Perşembe Kiev'i. Perşembe günü Kiev'de bazı sıkıntılar olduğu söyleniyor. Arkadaşlarımız da şu anda bakıyorlar. Varmış olaylar, evet. Öyle mi? Hoş haberler gelmiyor. Sanki bunları söyleyip hani insanları paniğe... Panik de sevk etmeyelim. Ben bir abi olarak oradan aldığım bilgiyi bizi seyreden ve orada yakında olan Türkler üzerinden söylüyorum. Hocam söylüyor. Siyasi bir saldırı mı? Açık söyle. Ya ne bileyim ben abi. Eyyam yapma. Allah ne? Ya. Açık söyle. Siyasi bir saldırı mı? Ne alakası? Hayır canım ben... Ukraynalıların, Kiev'deki çakalların bizim çocukları ama değil, bu çakallar şey sportif amaçlamışlar. Ben onu bilmem. Ya. Lütfen otellerinize girin çocuklar. Otellerinize girin. Maceralar aramayın. Sokaklardayız. Kiev'de başka şeyler isteyebilirsiniz ama gerek öyle yok. Şimdi oraya birçok genç erkek de gitti. Aa, hocam gelmeyeyim o konuları. Benim yaşım öyle belli. Dikkat edin. Şuraya düşmeyin diyorsun değil mi hocam? Şapkasını... Deplasmanda oynamayın sen. Tövbe oğlum. Böbreğinizi alırlar. Bak de böbreğinizi alırlar. Sabah böbreğiniz alınmış şeyde bulunursunuz. İnsan, organ mı yapıyorsun? Organ mı yapıyorsun? Doğru. Organ mı yapıyorsun? Var mı sizin yani, abi orada? Bunu toplumu... Bana soruyor. Organ mı yapıyorsun? Müsaade et. Bak mesajlar yani Zilan Engin Kiev uzmanıdır. Bakın Kiev harita üzerinde çok yumuşak bir şehir gibi. Hocam şu manyağa bir şey söylesene, manyak konuşuyor ya. Ki, duymadım ki. Kiev ne diyor görmüyor Kiev'i musun? Çok iyi biliyorum. Zilan Engin Kiev uzmanı. Telefonu mu? Telefonu mesajı yapıyor. Kiev'in kültürü, doğası, tarihini Zilan Engin düşkün. Saçmalama ya. Rasip. Kiev böyle mülayim görünen, yumuşak görünen, haritada tatlı görünen çok tehlikeli bir şehir. Hocam anlat biraz Kiev anılarından bahsedeceğim. Çok sıkıntılı. Şu anda orada işte Asya Kartalı, Karagümrük Kartalı, evet, orada giden birçok genç erkekler bazı kadınların tuzağına düşürülüp evlere çekilebilirler. Evler umumiyetle proje evleridir. Böyle ne derler? Hani bizim şey gibi. Hocam proje evleri gibi. Evet. Büyük büyük. Evet. Yemin ediyorum. Allah'ım yani dedi. Parayı, pulu falan kaybettiğinizin yanında ufacık bir narkoz iğneyle sabah böbreğinizi alırlar, kapıya hocam bırakırlar. Hocam peki yani bu gece şu an arkadaşım var Kiev'de diyor ki şu an ne yapalım? Sizi çok, internetten çok izliyoruz. Ya söyledik. Hocam bizi... Çok basit. En güzel işte Ahmet Hoca söyledi. Biz önlem almıştık. Biz önlem almıştık. Bir dakika. Önlemi kardeş söyleyebilir mi Mertem? Hı? Biz bir önlem almıştık diyor. Yok, ama o önlemi Serdar Sarıdağ bağlasanıza değil. Serdar Sarıdağ. Yani böbrek möbrek düşünmemişler. Evet, dayak yiyen Beşiktaşlılar. Serdar Sarıdağ bir bağlayalım. Söylüyorum. Ne gülüyor? Dışarıdaysanız, lokantadaysanız, şuradaysanız, yürüyerek değil, bulabilirseniz bu saatte taksiyle otelinize dönün. Tamam. Mümkünse dışarı çıkmayın. Çapkınlık yapacaksanız deplasmana gitmeyin. Böbreği kaybedersiniz. Bak para pula fit olur. Seni tebrik ediyorum. Ben bunu ahlaken Rütük Kur'an'a da aykırı değildir. Bravo. Abi olarak baba olarak aynen söylemem öyle lazım. Aynen çünkü öyle adamın böbreği bak ne olur biliyor musun? Bravo eve hocam gelirsin. Uyar kardeşlerimizi. Bu artı söylemek zorundayım. Rütük peki de beni bağışlasın. Dikkatli olsun taraftarlarımız. Saldırıya uğramasınlar. Ben böbrek olayını anlamadım. Vallahi billahi bak hocam. Şimdi Rütük Kuralları gereği Kiev deyince akla gelen şey böbrek değildir. Oğlum başka bir organ. Sen? Ahmet Hoca diyor ki çok açık söylüyor ya. Ben şahsen kardeşim, deplasmana giden taraftarlar abi, ben o şahsen, şehirde gezerler. Hoca diyor ki gece gezmesi yaparken abi, ben şahsen, dikkat edin Kiev deyince, organ mı yapıyor? Çok dakika, açık. Ya, Kiev deyince senin aklına böbrek mi geliyor? Yani gelen akla gelen organ böbrek mi Kiev deyince? Kiev deyince başka bir muhabbet yapılır değil mi? Şimdi burada fazla açamayız. İşte hoca da diyor ki bak İlk defa duydum böbrek mafyası oğlum, geliyor. Oğlum anlamıyor musun bak o böbrek işi fotoğrafları Allah muhafaza diyor. Hani çapkınlık yapayım derken diyor bayıltırlar diyor kaybedin. Böbrek. Tabii hani yani desek AIDS kaparsınız bilmem ne falan. Allah muhafaza ya. Bence Ahmet Hoca var ya çok güzel. Ben ilk defa duydum bak. Ben o televizyondan öğrenmek istiyorum. Çok büyük maçı bekleyin. Gezmeyin. Sabah uyandın. Zamparalık yapmayın. Şöyle mi? Sabah uyandın. Küvette. Aaa böbreğim gitmiş. Bu. Ben hiç bilmiyordum bunu. Ben zannediyordum ki işte AIDS olabilir. Aman dikkat edin. Hayır oğlum organ makyası diye bir şey duymadım mı hayatımda? Kiev'de var mı? İnan cahilim bak. Oğlum Kiev'de ne var? Kiev'de seneler evvel. Kiev'de organ makyası var mı? Sinan bilir. Ahmet Hoca bilir. Onlar verelim. Kiev'e gittiler. Kayserililerin bir Kiev gezisi vardı. Onun videosu vardı. Onu biliyorum işte. Ben orada gitmedim. Adam rehber uyarıyor bunları. Şunları yapın, bunları yapın. Aman şuna dikkat falan filan. Ben bilmiyorum yani. Ben de bilmiyorum. Kiev'e ben gitmedim. Ahmet hocam böbrek işini anlatsın bana. Böbrek mafyası var mı? Bilmiyorum. O otel güvenli mi? Otelin etrafında polis var mı? Otel güvenli. Allah'tan çok güvenli. Takımın oteli güvenli. Gazeteciler kaldığı otel de güvenli. Ama söyle kimseye kimse. Bazı otel.
Kimse gece böyle macera aramasın çeşitli şeylere. Bugün herkes yatsın odasına gitsin. Herkese söyle valla. Bence kesinlikle doğru. Zaten burada da böyle arkadaşlar oturuyoruz, konuşuyoruz. Bugün macera arayan başka şey bulur. Yani fazla şey söyleyemiyorum. Bugün macera, macerayı başka yerde arayın. Orada macera derken kelleniz gidebilir. Erkekler söyle herkes orada. Tamam hadi bakalım. Ey Kiev'deki Türk erkekleri. Beni dinleyin. Ya Rasim. Geceyi boş ya geçirin. Bak ölüp gideceksiniz orada. Ya gerçek kim? Erte ölecekler. Rasim. Başka bak, bir şey söyledi. Bak Sinan abinin önünde. Kimi diyor ki rahatımız yerinde söyleden, kimi yok diyor ki zor işte durumdayız. Oh. Bak ben biliyorum. Macera arayanlar gidiyorsunuz bir yerlere. Orada polis yok, otorite yok. Başka otoriteden eline düşüyorsunuz. Ya ben şimdi bir arkadaşımla orada yaşadığım yolda yapmayın. Hocam bugün hocam açık ya konuşuyorum. Ya kimse bugün ya uçkurları tutsunlar. Bir dakika. Bu kadar. Ya ölecekler. Ölecekler. Ölecekler kardeşim. Ben sizin gibi eyyam yapamam. Ben açıkça söylerim. Kardeşim. Hocam. Açıkçası. Ya bizi neye yönlendirir ya? Bizi neye geldi? Adamlar oradaki ne yapacak? Peki ölürlerse. Ölürlerse. Anlatayım müsaade misin kardeşim? Ya abi orada vardır ya. Önlem alın ya abi. Bilmem ne yolda gitti Niyazi var. Mesela ne şehittir ne gazi. Avrupa'da bazı şehirlerde paradan daha değerli Amerikan pasaportudur. Çalınması açısından. Aa, sahte pasaport. Bravo. Bazı yerlerde paradır. Bazı yerlerde saattir. Evet organdır. Ukrayna'da doğru bir arkadaşım böbrek başına belli yıllar önce isim vermem. Çok nahoş bir olay geldiği için söylüyorum. Şu kabul edilebilir. Gidersin, tanışırsın, evine gidersin, seni uyuturlar, cebindeki bütün parayı alırlar, hadi bak dalgana derler. Paranı sabah kaybedersin. Daha büyük tehlikesi geldi. Böbrek gitti, böbrek. Hocam diyorsun resmen, başka şey gidebilir de, tabii, böbrek gitti mi şey geziyor hocam. Bir arkadaşım vardı bundan. Ertem biz burada 2003, kendi 2003 egomuzun, bak, kendi bilmem nemizin derdine düşerken orada insanlar ölebilir. Bak şaka baka, hem şaka hem ciddi. Gel kendinize gelin ya. Burada herkes ego savaşına girmiş. Siz ego savaşındayken onlar başka bir şey savaşındalar. Adamlar kendi arkalarını kurtarmanın derdindeler. Kiev sokaklarında polis yok, bir şey yok. Ertem ciddi söylüyorum ya. Tamam hocam açık açık söyledi onu, işte. Onu söylüyorum. Bu 2003'te... gece diyor, bir gece diyor kendinize sahip olun. Sahip olun, uçkurunuza hakim olun. Evet. Bir bu gecelik bir halt yemeyin kardeşim ya. Bak sene 2003. Sonra Erdem şunu da ifade etmek istiyorum. Kiev'e gidince eski demir perdenin kadınlarını potansiyel bilmem ne görmek hainliktir, alçaklıktır. Bu da yanlıştır. Ya var bizim Türk erkeğinde ve meşhur bir video var ya herkesi paylaşıyor. Bu kafa var. Bu kafada öküz bir kafadır. Öz eleştiriyi de yapacağız. Öküz bir kafadır. Aman gidelim abi gittiğimi bilmem ne. O zaman böbreğini kaybedersin. Başka şeyini kaybedersin. El Fatiha. Öyledir ha bu işler. Gerçek, gerçek adam. Bilmem yapmış. Var mı? Var mı? Yok mu? Ya bizim lafımız yok mu? Ne şehittir. Apo abi ne gazi. Bilmem ne niyetine gitti Niyazi. Var mı bu bizim kültürümüzde? Var. Bu koskoca reisleri Niyazi Bey için söylenen laf. Bunlar da gidiyor da ne şehittir ne gazi. Uçkur yoluna gitti Niyazi. Olmasınlar Ertem. Yani tuhaf. Ertem şu işi araştırın. Sayın Büyükelçimizle bağlantı kurun. Sayın Büyükelçimiz de herhalde rezidansında garanti altındadır yani. Ya. Bilmiyorum abi şu yani durum bu. Bak. Allah korusun yarın hocanın dediği gibi böbrek alım satımı olursa. Yani Allah korusun vefat olursa. Sonra hatırlarsınız dediklerimi. Yani işi komik geliyor size de. Şimdi Kiev'de bu adamlar niye dolaşıyorlar? Herhalde kültürünü, doğasını, tarihini görmek için değil. Sebepler dolanıyorlar. O sırada da otoritenin olmadığı yerlere giriyorlar. Sonra da başları bundan giriyor. Bu kadar basit. Evet. Tamam aklı fikri olan gider otelinde oturur paşa oturur, paşa kardeşim. Ya. Kardeşim bu kadar. Aklı kaşınan da dilediğini yapsın bize ne ya yeter. Ama ölürse... Tamam. Ya ölsün Rasim kardeşim ne yapayım ya? Allah Allah. Ölsün ya ne yapayım ya? Allah Allah. O kendini düşünmüyor. Biz mi düşüneceğiz? Maç seyretmeye gittiyse maçını seyretsin. Tavsiye et. O işlerle uğraşmayın. O fotoğraf işte. Numarayı verelim. Büyükelçiliğimizin numarasını verelim. Kiev Büyükelçiliği. 0038
02-557-748. Evet. Yalnız 0038'den sonra 0 çevrilmeyecek diye biliyorum ama 0038. Doğru numarayı öğrenelim. 025-57-748. Rahatsız. Bir daha abi. Böyle numara rahatsız, mı? Tuhaf yer mi bilmez diye. Tuhaf yer çıksın. Pardon Ertan. Büyükelçilikle konuşmuş. Başka bir yerle değil. Çift 038 025 577 48. Bu numarayı siz yakınlarınıza verin. Ertan 0900 numaralar gibi öldük. Emin miyiz bu numara oldu da? Vallahi bilmiyorum. Bak 0090 değil mi Türkiye? 0038 Ukrayna mı? Ukrayna. Ukrayna. 0 diye numara var mı? Canlı yayında Büyükelçi'yi arıyorum. Tuhaf bir yer mi çıkacak göreceğiz. Eğer çıkarsa özür dilerim o izleyicilerden. Evet arıyorum. 77-48. Aradım. Tamam anladım Emre'ciğim. Şu anda Rasim Ozan Kütahyalı Kiev Büyükelçiliği'ni arıyor. Aa! Yurt dışına aramadı. Yurt dışına kapalı. Yurt dışına telefon kapanmış. Allah kahretsin. Ben arayayım. Allah ey bilmem ne şirketi. Allah 02. Daha gelin komplosu lan. 02. 557. Benim lan yurt dışı. Yurt dışına arayamıyorum. Sıkanma. Kaç para fatura geliyor Aydın sana? 20 lira. Yok 150 falan. Probujte nabrat işte raz. Ha çıktı bak işte. Ertem. Gülşen adamdır ya. Bak. Bizim burada bir nagihanın komplosun var. İlk defa duyuyorum. Bir dakika tekrar arıyorum. 255-77-48. Yurt dışına kapatılmış. Senin numaran mı? Canlı yayında şok. Bu ve bundan sonraki yurt dışarı. Aa, hocam Ertem'de de varmış yine. Hayır hayır benim de değil. Bir dakika. Sinem abi sen yurt dışı serbest mi? Bir kontrol et. Serbest. İşte arıyor işte bak. İnşallah kötü bir şey söylemiyorum. Hayır kapalı. Ya sakın deme sen işte çok güzel hizmet veriyorsun. Ya Rasim saçmalama be. Saçmalama. Ben de birbirini anlamadım. Yapmış bilmiyorum sen Ukrayna biliyor musun? Bilmiyorum Rusça bilmiyorum ama öyle bir şey demiyordur herhalde. Bunu bir nagel arayabilir miyim müsaade? Bu iş çok merak ediyorum. Senin numaran nasıl yurt dışına aramıyor? Dobroveçe'de. Benim numaramı kim kapattı yurt dışına? Dobroveçe ne hocam? Cevap vermiyor mu? Hanımefendi ben Rasim Ozan Kütahyalı. Telefonum yurt dışına açabilir misiniz? Bu ne ya? Bu canlı yayında. Oğlum canlı yayında ne ya? 44 Ertem. Ama babanın babanı söyleyecek. Babanın ismini soracak. Abi şaşırdım şok oldum. Beşiktaşlar hiç merak etmesin. Yarın akşam Beşiktaş maçı kazanacak. Hocam Beşiktaş maçı kazanacak da Beşiktaşlar başka bir yeri kaybetmesin bizim derslerimiz bu. Beşiktaş yarın akşam kazanacak inşallah. Kiev dendiği vakit tüylerim diken diken oldu. Bakın şu anda bile apo tutsana. Tüylerim diken diken. Hocam zaten tüylerim mi diken hocam diken o kadar dikeni biliyor musun? Niye diken olur biliyor musunuz? Orada canım kadar sevdiğim bir arkadaşım başına gelen olay 6 veya 6, 7 yıl önce başına gelen Ertem olay. Ertem ölçemedi. Ertem göster. Dur. Ya dur bir şey anlatıyor. Hocam çok sen diyorsun bir şey. Hocam, kaptan bir arkadaşım Ertem, vardı. Ertem, Ertem hocam diyor ki tüyleriniz diken diken olsun. Evet. Başka yeriniz olmasın. Oturun adam gibi. Diyor. İşler, hakikaten. Yoksa değil hocam? Yoksa böbrek gider. Nedir durum? Tövbe abi bu organ mafyası falan dünyada abi. Biliyorsunuz. Bu ülkelerde falan çok yaygındır. Bugün kaçırma Afrika'dan falan bir yüzlerce çocuk. Ne olduğu belli değil. Allah kahretsin. Allah belanı versin. Çocuklar kaçırılıyor ya. Tabii. Dur dur dur. Sinan abinin bir arkadaşının sorunu var. Evet Sinan abi. Bir dakika dur. Ne oldu? Erdal Kereş bizim Karagümrük şeyi. Bir dakika dur. Erdal. Sevgili Büyükelçi, sevgili Büyükelçim bak buradan, bak orada çocuklar zor durumdalar. Sahip çıkalım. Yollayın orada polisleri, koruma şey yapın. Arıyorum. Çavuşoğlu arayayım ben. Millet zor durumda orada çocuklar. Evet. Üzülmesinler ama önlem alsınlar. Yani bu atın ölümü ağır pazar olsun diye bir şey yok. Bu atın ölümü ağır pazar olsun diyerek çok Türk erkeğe gitti. Onun için önlemimizi alalım. Ne gülüyorsun? Güldün anlamadım. Mesaja güldüm ya. Ha, pardon. Ertemciğim. Efendim. Bence şey yapalım yani. Bu numarayı bu Kiev konusunda elimizden geleni yapalım. İyi değil. Ya bunlar doğal evladım biraz insanın doğal özelliklerinden olan bir şeyi ya konuşamıyoruz bak, çok sizin. Çok güzel uyarılar yaptın. Ha, sayenizde uyarmayın ölsünler. Ya uzay uyardık tamam. Uyardık. Tekrar uyarmakta fayda var. Ahmet hocam çok ilginç bir anısını anlattı. Evet, tüyleri kalkmış.
kavgalar oluyor. Saldırı oluyor, gitmiyor. Ama bizim çocuklarımız antrenmanla bu işleri hallederler bizim kardeşlerimizle. O kadar. Devamlı bu kavgalar. Kavga dövüş. Abi çocuk. Yavuz Selim Kıran Dışişleri Bakanı Başdanışmanı. Yavuz Selim Bey. Sağ olsunlar. Saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz. Dışişleri Bakanlığımız konuyla ilgilenmiştir. Bu bizi sevindirdi. Mühim olan budur. Aman Yavuz Selim Bey, Kiev'e dikkat. Kiev'dekilerin can güvenliğini, her türlü güvenliğini kontrol etmek gerekiyor. Evet hatta. Severken kaza yırttı abi. Böyle şaka bir şey. Bakar mısın ya? Oh! Kaza derdin ya. Hayret bir şey. Kaza gitti. Ama gitti, başka evet. Şeyler şey olmasın abi.